Doğru. Şimdi ben açıkçası 27 Mayıs'la ilgili de, 12 Eylül'le ilgili de, 28 Şubat'la ilgili de hep dış güçlere atıf yapılır. Elbette ki dış güçler Türkiye'nin çok güçlenmesini istemezler. Amerika'da o dönem Refah Partisi gibi İslamcı bir partinin Türkiye'de iktidar olmasından ürkmüştü. Ama aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın son dönemki dış politika çizgisinden de çok ürktü Amerika Birleşik Devletleri. Yani dış güçler Türkiye'nin stabilizasyonunu bozmak için bir takım hamleler ya da niyetler içinde olabilirler ama biz darbelerle ilgili bence her zaman çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Yani ne olmuştu 28 Şubat'a giden süreçte? Bir kere her şeyden önce 94'te Ankara'nın, İstanbul'un refah belediyeleri tarafından alınması öncelikle askeri kademede ve laik kesimde de, bakın benim de içine doğduğum aile o çevrelerde de bir şok yaratmıştı. Yani bu, ya bunları devirmek lazım şoku değildi benim çevremde. Şuydu, yani o zamanlar Türkiye'de herkes çok daha fazla kendi kabuğunda yaşardı. Şimdi çok siyasi kutuplaşma var ama o zamanlar kesimler arasında temas da, bilmiyorum oralarda katılır mı, daha azdı. Yani mesela ben Aileler halinde böyle. aileler, evet, yani pek birbiriyle temas etmezdi. Ben hani üst orta sınıf denebilecek seküler bir aileye doğdum. İstanbul Erkek Lisesi'ne gidiyordum. Hiç unutmam. 94 seçimlerine giderken ben lise 1'deydim. Ve o zamanlar çok büyük bir kavga var. İstanbul tarihinin en renkli seçimlerinden birine gidiyor. Birbirinden güçlü adaylar Zülfü Livaneli, İlhan Kesici vesaire ve Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ı bizim gibi seküler kesimin gençleri pek tanımıyor. Refah Partisi'nden çıkmış, arada böyle sert konuşan bir lider ama ihtimal dahi vermiyoruz herhangi bir şansı olabileceğini. Çok favori adaylar var. Doğan medyanın tuttuğu aday var, Sabah grubunun tuttuğu aday var vesaire. Hiç unutmuyorum, bizim serviste, liseye giden serviste servis şoförü biz çocuklarla iddiaya girmişti. Birimiz İlhan Kesici diyoruz, birimiz Zülfü Livaneli diyoruz. Hayır, Tayyip Erdoğan kazanacak. Biz de gülmüştük. Nasıl olabilir böyle bir şey diye takım elbisesine iddiaya girmiştik. Meğer Refah Partisi ilçe teşkilatında yöneticiymiş bizim servis şoförü de. Bütün her şeyi, tabanı biliyor. Tabii o dönem biz Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olunca bir takım elbise kaybettik. Bütün öğrenciler serviste para toplayıp ona şey almıştık. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Ya yani birbiriyle hiç temas etmeyen paralel evrenler olarak yaşıyorduk ve 94 seçimlerini Türkiye'nin o dönem hem askeri hem seküler kesimleri bir şok olarak yaşadılar. Sonrasında 95'te Refah Partisi birinci olarak çıkınca sandıktan bu defa şok iyice arttı. Amerika isteyebilir ama içerideki laikçi çevreler bir kere ürktüler. Ve şimdi bakınca çok komik olan bir takım gerekçeleri suç unsuru olarak rahmetli Erbakan'ın önüne koydular. Neydi? İran ziyareti. Yani detaylarını Resul Bey, Oral abi çok daha iyi hatırlar. Libya'da Kaddafi'nin çadırın içinde ağırlaması, ki o Libya kültürünün bir parçası. Yani şu benim en tuhafıma giden, şimdi baktığımızda Ramazan ayı iftar veriyor. Diyanet mensuplarına iftar veriyor. Şeyhleri, hocaları ağırlıyor diye inanılmaz bir gürültü kopmuştu. O dönem yani işte biz de Cumhuriyet okurduk. Hürriyet, bizim eve her gün Hürriyet girerdi. Anneannemlerin evine mesela tercüman girerdi ama o da sağcı çizgide olmasına rağmen yani laik yayınlar yapardı. Herkesin aynı çizgide baktığı, yani bizim tarafın okuduğu farklı farklı gazeteler vardı. Ve biz hakikaten bunları bu da mı oldu, bu da mı oldu filan diye okurduk. Halbuki olan aslında hiçbir şeydi. Bir İslam ülke, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. İftar olmuş, iftar yapıyor başbakan ve bunun üzerine Sincan'da tanklar yürütüldü filan. Yani hani herkesin bildiği süreçler böyle yaşanmıştı. Sonrasında tabii yani rahmetli Süleyman Demirel'in birçok noktada takdir ettiğim bir siyasetçiydi. Ama 28 Şubat'taki duruşu da tabii bütün bu darbeyi hızlandıran bir duruştu. Çünkü başbakanlık görevini Erbakan'a vermek yerine Tansu Çiller'e verdi. Sonra hükümet kurulamadı, ülkedeki belirsizlik arttı vesaire. Ve sonuçta 95 seçimlerinden sonra 97'deki meşhur MGK toplantısı 28 Şubat İsmail buraya gelinmişti. Şimdi sonrasının birçok bence sonucu oldu. Yani 28 Şubat travmasının Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada önemli oranda aşıldığı, şimdi baktığımızda hakikaten sadece dindar olmanın adeta kriminalize edildiği bir süreçti. Onlarla ilgili çok ciddi bir aşama kaydedildi. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinin bu kadar uzun soluklu olması, bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen hala böyle bir teveccüh görmesinin arkasında temel olarak aslında o duygu var. Hem dışarıdaki müdahale hem de
bütün bu telkinlere rağmen bugüne kadar bir dirayet göstermesi var. Ama 28 Şubat son girişim değildi. Son başarılı girişimdi. Sonrasında 27 Nisan E-Muhtırası var. Onu hatırlamak gerekir.